Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda Panasonic Espiro'yu incelemeye çalışacağım. Cihaza EndroLife YouTube kanalını işleten Hüseyin Öz sayesinde erişebildim. Kendisiyle C2Sky 2020 Hard Enduro yarışları için video içerikleri üretmek amacıyla çalıştık ve bu cihazı alıp kullanıp test edebileceğimi belirtti. Kendisine çok teşekkür ederim. Kamera Panasonic'in full frame kameraların ilk serisi olan S1 serisinin video için geliştirilmiş olan modeli S1H. Aslında cihazın çok kalabalık bir teknik spesifikasyonu var. Burada hepsini tek tek belirtmek zaman alıcı ve çok sıkıcı olacağını düşünüyorum. Temel ve belirgin özelliklerinden bahsederek devam edelim. Cihazı yaklaşık 2-3 gün kadar kullanabildim. Cihazın üzerinde, yani kameranın üzerinde Panasonic'in üst seviye lenslerinden bu makine serisi için özel üretilmiş olan S-Pro 24-70 f2.8 lensi ile kullandım. Makinenin temel özelliklerine gelecek olursak 35.6 mm x 23.8 mm 24 megapiksel full frame CMOS sensöre sahip. Lens bayonet tipi L-mount yani L-mount. UHS-1, UHS-2, UHS-3, SDHC ve SDXC tipi medyaya yazabiliyor ve dual SD kart slotu bulunuyor. Yani iki tane SD kart slotu var. Vlog ile 14 stop latitude değerine sahip, yani 14 stop dinamik aralığa sahip. 6K 5952x3968 3'e 2 oranında, 5.9K 5888x3312 ve 4K DCI ve Ultra HD 60 FPS'ye kadar video kaydı yapabiliyor. Full HD'de de 180 FPS'ye kadar çıkabiliyor. Hem tilt hem de dönebilir flip out ekrana sahip. Yani LCD ekranı hem tilt şeklinde, yani Sony'lerde görmeye alıştığımız yukarı doğru tilt yapabiliyor, hem de flip up şeklinde çıkıp sağa sola ve 180 derece vlog tipi, yani vlog çekenler için kullanılabilecek ekranı tersine döndürebiliyorsunuz. Dual natif ISO'su ISO 640 ile ISO 4000 arasında çalışabiliyor. Tüm çekim formatlarında, yani burası çok önemli bir şey bence, çoğu kamerada, çoğu SLR formundaki kamerada 29 dakika, 30 dakika çekim sınırı bulunur. Bu kamerada tüm çekim formatları için 30 dakika çekim sınırı bulunmuyor. 5 eksenli sensörden titreşim engelleme özelliği bulunuyor. Ana hatları ile kameranın özellikleri böyle. Detayına makine ile çok uzun geçiremediğim için çok giremiyorum. Fakat net olarak belirtmem gerekir ki video özellikleri ve stabil ve hızlı çalışması ile piyasadaki birçok kameranın arasında sağlam bir yeri olacağını düşünüyorum. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Makinenin gövdesinde piyasada SLR form faktöründe olan birçok kamerada bulunmayan aktif fan soğutma sistemi bulunuyor. Yani diyor ki ben istediğim kadar çalışır, kendimi de soğutabilirim diyor. Video kayıt tuşu için makine gövdesinin ön soluna konumlandırılmış ve grip kısmının üstünde iki adet düğme bulunuyor. Ayrıca gövdenin üst panelinde DSLR makinelerden alıştığımız aydınlatmalı 1.8 inç boyutunda büyük bir LCD ekrana sahip. Ana LCD ekranı ise 2.3 milyon noktalı, 3.2 inç büyüklüğünde hem tilt özellikli hem de açılır dönebilir dokunmatik özellikli bir ekran. Biraz önce de bahsetmiştik zaten hem tilt ve hem de flip up bir ekran olduğunu. Elektronik bakaç ise dünyanın en yüksek çözünürlüğüne sahip, 5.7 milyon piksel çözünürlüğünde, 10.000'e 1 kontrast oranı ve 0.1005 gecikme ile üst düzey bir viewfinder olduğunu söyleyebiliriz. Kameranın otomatik netlik özelliklerine bakacak olursak, otomatik algılama, yüz, göz, vücut, hayvan gibi nesneleri takip edebiliyor ve 225 alanlı her noktadan takip yapabiliyor. Ve bölgesel olarak dikey, yatay, kare, oval gibi seçebileceğimiz bölgeleri netlik takibi yapabiliyor. Sezgisel olarak zaman zaman netlikte kararsız kaldığını hissettiğim, zorlandığım birkaç plan oldu ama genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. 7.4 volt 3050 mAh yüksek kapasiteli pil tüm kayıt modlarında yaklaşık 2 saatlik kesintisiz kayıt sürelerine ulaşabiliyor. Bağlantı özelliklerine bakacak olursak 2.5 mm remote, 3.5 mm mikrofon ve kulaklık giriş ve çıkışı, Type-C bağlantısı ile hızlı dosya aktarımı, pil şarjı ve şarjdayken kamerayı kullanabilme özelliğine sahip olabiliyorsunuz. Özellikle artık üst seviye kameralarda görmeye alıştığımız 4.2.2 ve 10 bit gibi video sıkıştırma formatları video özelliklerini üst seviyelere taşımış diyebiliriz.
kameranın benim tarafımda göze çarpan özellikleri bunlardı. Şimdi kamerayla yapmış olduğum çekim örneklerine bakacağız. Slow motion ve gündüz çekimlerinden oluşan video örnekleriyle videomuza devam edelim. Kameranın yüksek ISO'daki başarısı da Sony A7S2 ve S3'ü pek aratmayacağı benziyor. Düşük ışıktaki performansını ben oldukça yeterli buldum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olun, beğenin, yorum yapın ve paylaşın. Beni açıklamalar bölümünde bulunan sosyal hesaplardan takip edebilir, Discord kanalına katılarak video içerik üretimiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunabilir ve sohbet edebilirsiniz. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşça kal.